Ayak yapısında düz tabanlık ve yüksek kavis problemi olan kişilerde sık görülmektedir. Ancak bugün biliyoruz ki kilo problemi olan kişilerde gebelik döneminde romatizmal hastalıklarda topuk ağrısı çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkabilmekte. Aslında buradaki önemli olan nokta hastanın ayak yapısına göre uygun ayakkabı giymesidir. Her topuk ağrısında aynı tedavi yöntemine başvurmuyoruz. Hasta bize başvurduğunda plantar fasiyitis ya da halk arasındaki adıyla topuk dikeni problemi varsa bu hastalardaki ana tedavi yöntemi bir egzersizdir. Merhabalar, ben Dr. Selim Murebi, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün size ayak cerrahisinin en sık karşılaşılan problemlerinden birisi olan topuk dikeni, topuk ağrısından bahsedeceğim. Bu problem esnasında bir dikenin değil, bir kasın çalışmamasına bağlı olarak hastalığın ortaya çıkışını anlatmaya çaba sarf edeceğim. Topuk ağrısı en sık karşılaştığımız ortopedi polikliniğine başvuru sebeplerinden bir tanesi. Topuk ağrısıyla karşı karşıya kaldığımız zaman hastalar bize genellikle geldiklerinde bu problemin bir dikenden kaynaklandığını düşünerek başvuruda bulunuyorlar. Aslında her topuk ağrısı aynı şey demek değil. Bizim için önemli olan topuk ağrısının niteliğinin nasıl olduğu. Birkaç tane ayrı tablo var. Bu tabloları beraber tartışalım. Birinci tabloda hastaların yataktan kalktıklarında ya da oturduktan sonra yere ilk bastıkları ilk birkaç adımda ortaya çıkan topuk ağrımız var. Bu topuk ağrısı aslında plantar fasiyit olarak bildiğimiz ve ayağın altında var olan esnemesi gereken bir kasın herhangi bir sebepten dolayı kısalması nedeniyle esneme kabiliyetini gösterememesi sonucunda ortaya çıkan ağrı için geçerli. Eğer bir hasta oturma pozisyonundan ya da yatma pozisyonundan ayağa kalktığında ilk birkaç adımda ağrısı oluyor ve daha sonra bu ağrı ortadan kalkıyorsa tanımız çok net bir şekilde plantar fasiyit tanısıdır. Topuk ağrısında ikinci tablomuz hastalarımızla karşılaştığımız dinlendikten sonra ortaya çıkan bir ağrı değil, yürümeyle ortaya çıkan ağrı. Bu hastalar genellikle dinlendiklerinde şikayetleri ortadan kayboluyor. Hasta yürüdükçe ve ayakta kaldıkça şikayetleri artıyor. Bu problemle karşılaştığımızda aklımıza ilk gelen şey topukta kemik iliği ödemi ya da stres kriği olarak adlandırdığımız topuk kemiğinin içerisinde gelişen ödemdir. Bu tabloda tipik olarak hastanın şikayetlerinin dinlenmeyle ortadan kalkması bizim için çok önemlidir. Bu problemi olan hastalarda tedavi için planlamalarımızın hepsini kemik iliği ödemi ya da stres kırığı tablosunun tedavi planlamasına göre yapıyoruz. Topuk ağrısında bir başka önemli şikayet ise hastanın dinlenme esnasında ağrısında olmasıdır. Özellikle gece ağrısının olması, yataktan hastanın ağrıyla uyurken uykusundan uyanması çok tipik olarak bir sinir sıkışmasını göstermektedir. Eğer hastanın günlük yürüyüşte bir şikayeti yoksa, yürüyüş esnasında da sabit kalma esnasında topuk ağrısı problemi çok tetiklenmiyorsa, tam tersine hastanın yatakta yattığında ya da istirahatte şikayetleri ortaya çıkıyorsa sinir sıkışması problemleri akla hemen gelmesi gereken ilk tablodur. Hastalar bize başvurduğunda öncelikli olarak hastalarımızın muayenesini yapıyoruz. Muayenelerde bu ağrıyı ortaya çıkartabilecek olan düz tabanlık gibi, yüksek kavis gibi herhangi bir altta yatan ayak basma kusuru olup olmadığının araştırılması son derece önemli bir nokta. Ayrıca bu hastalarda başvuru yapıldığı esnada yapılan yürüme analizi ile hastanın topukta yük birikmesinde altta yatan hangi sebebin olduğunu araştırılması da önemli ikinci aşamayı oluşturmaktadır. Bu hastalarda çekilecek röntgenlerle ayak yapısının değerlendirilmesi, eğer hastada bir sinir sıkışması problemi düşünülüyorsa EMG olarak adlandırdığımız sinir ileti testlerinin yapılması, bir kemik iliği ödemi tablosundan şüpheleniyorsak ya da bir stres kırığı tablosundan şüpheleniyorsak ayak bölgesinin MR'ının çekilmesi tanı için gerekli olan tetkikler olarak sıralanabilmektedir. Her topuk ağrısında aynı tedavi yöntemine başvurmuyoruz. Hasta bize başvurduğunda
plantar fasciitis ya da halk arasındaki adıyla topuk dikeni problemi varsa, bu hastalardaki ana tedavi yöntemi bir egzersizdir. Lütfen unutmayalım, buradaki ana problemimiz bir çıkıntı değil, ayağımızın altında var olan bir kasın yeteri kadar esneme kabiliyetini gösterememesidir. Bu kasın egzersizlerle uzatılması, hastanın egzersizlerle beraber ayağı için uygun tabanlıkları kullanması tedavinin ilk aşamasını oluşturur. Hastalarda genellikle 6 haftalık yapılan takipler sonucunda şikayetler tabanlık ve egzersizlerle belli bir seviyenin altına çekilmişse, hastaların tabanlıkları ve egzersizleri toplam 3 aya tamamlamaları ve 3 ayın sonunda iyileştiklerini biliyoruz. Hastalarımızda tabanlık ve egzersiz programları yeterli gelmiyorsa, ikinci aşamada fizik tedavi programlarına başlıyoruz. Fizik tedavi programları esnasında muhtelif fizik tedavi ajanlarının kullanılması son derece tipik. Halk arasında taş kırma aleti ya da ESVT olarak adlandırdığımız bir cihazın fizik tedavinin bir parçası olduğunu hatırlatmak isterim. Çünkü taş kırma cihazı ya da ESVT'nin tek başına kullanıldığı bu hastalığı tedavi ettiği zannedilmekte. Aslında bunu bugün çok net biliyoruz ki bu cihaz sadece fizik tedavi aparatlarından bir tanesi. O yüzden hastalar fizik tedaviye gittiklerinde hem ESVT'yi hem de geri kalan tedavi yöntemlerini beraber uygulamaları yapılmaktadır. Bu hastalarda fizik tedavi yapıldığında 6 haftalık bir programa ihtiyaç var. 6 haftalık program esnasında hastalarımızın kendilerine ait olan ev egzersizlerini yapmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizmek gerekir. Üçüncü aşamada eğer hastalarda yeteri kadar ağrı gerilemesi sağlanamıyorsa enjeksiyon tedavilerine başlıyoruz. Enjeksiyonlarda bugün için elimizde iki grup enjeksiyon var. Bunlardan biri eski ve geleneksel tedavi yöntemi olan kortizon enjeksiyonları. İkincisi ise PRP olarak adlandırdığımız, hastalarımızdan kanından almış olduğumuz pıhtılaşma hücrelerinin hastanın ağrılı bölgesine gönderilmesidir. Kortizon enjeksiyonları genellikle 10 gün arayla 2 adet, PRP enjeksiyonları ise 10 gün arayla 3 adet şeklinde yapılmaktadır. Bu enjeksiyonların yapılmasının ana amacı esneme kabiliyetini kaybetmiş olan kasın etrafındaki ödemin giderilmesi ve kasın esnekliğine katkı sağlanmasıdır. Hastaların bu enjeksiyonlar esnasında da egzersizleri yapmaya devam etmeleri gerektiğini kesinlikle unutmamaları gerekiyor. Dördüncü aşamada hasta hala rahatlamadıysa gece ateli olarak adlandırdığımız, hastaların ayağına taktığımız ve gece ayağı doğru pozisyonda tutmak ve bu kası en uzun halinde tutarak hastada uyku düzenini sağlamak amacıyla kullanılan bir cihazımız var. Bunun son aşama olmasının sebebi şu, bu cihaz kullanılması çok pratik bir cihaz değil. Kullanırken uyku düzeni biraz bozulduğu için hastalarda ameliyat öncesindeki son aşama olarak adlandırdığımız bir seviyedeyiz. Eğer hasta, kullanılmış olan kişiye özel tabanlıklar, kendisinin yaptığı egzersizler, fizik tedavi programları ve enjeksiyonlardan fayda görmüyorsa son seçenek olarak gece atelini kullanması gerekmektedir. Gece atelini kullandıktan sonra fayda görmeyen hastalarda da son çare olarak cerrahi olarak bu kasın uzatılmasını planlamak gerekmektedir. Bu hastalarda ayak tabanında mevcut olan bir kasın kısalması söz konusuydu. Onu uzatmamız gerekecek. Ancak burada hastalardaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, ne yazık ki bu süreç içerisinde hastaların aşil tendonunda da bir kısalma meydana geliyor. Ve topuk ağrısı problemi olan hastalarda hem aşil tendonun hem de ayak altında tabanda yer alan plantar fasya adını verdiğimiz bu tendonun ikisinin beraber uzatılması gerekmektedir. Bu tendonları uzattığımız zaman hastanın ayağında yeterli gevşeme sağlanmış olacak ve hastanın topuk ağrısı ortadan kalkacaktır. Bu ameliyatlar esnasında önemli olan noktalardan bir tanesi de eğer hastalarda eşlik eden bir sinir sıkışması problemi varsa aynı ameliyat seansında sinir sıkışmasında gevşetilmesi ve hastanın topuk ağrısına yol açabilecek bütün etmenlerden kurtulması sağlanması gerekir. Ameliyatla ilgili en önemli nokta, hastanın ameliyat sonrasındaki süreçte yaklaşık olarak 6 hafta ayağın üzerine basamayacak olmasıdır. Cerrahi tedavinin en son seçenek olmasında en önemli faktör hastanın ameliyat sonrasındaki 6 hafta üstüne basmama süresidir. İlk 6 hafta hasta evde tamamıyla istirahat halinde ve üstüne basmadan bir süreçten geçmektedir. Bu 6 haftanın sonunda hasta Cam Walker ya da yürüme botu ya da alçı botu olarak adlandırdığımız bir botla beraber yere basmaya başlar. Bu 6 haftadan sonra ikinci bir 6 hafta, total 3. ayın sonuna kadar hastaların yere korumalı bir düzenekle basmasının sağlanması gerekir. Çünkü uzatılmış olan bu tendonların kopması gibi bir komplikasyonla karşılaşılmaya açık olan bir ameliyat olduğu için bu tendonların korunması amacıyla bu botların kullanılması son derece önemlidir. Erken dönemde üstüne yük verme ya da erken dönemde botsuz olarak üstüne basma gerek plantar fasya tendonunun gerekse aşil tendonunun kopması gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Topuk ağrısına bağlı olarak cerrahi tedavi uyguladığımız hastalarda
6. haftanın sonunda bota geçişle beraber hastaların fizik tedavi programlarında başlaması gerekmektedir. Uzatılmış olan tendonların tekrardan eski fonksiyonlarını kazanması ve yürüme esnasında tüm kabiliyetlerin geri dönmesi için 6 haftalık bir fizik tedavi programına ihtiyaç olacaktır. Hastaların toplam olarak 3. ayın sonunda normal hayatlarına geri dönmelerine müsaade edilmekte, 4. aydan itibaren de hastaların sportif faaliyetlerine net olarak başlamalarına izin vermekteyiz. Topuk ağrısı probleminde cerrahi tedavinin son seçenek olduğu, asli tedavinin hastanın kendisinin yapacağı egzersizler ve kullanması gereken muhtelif ayakkabılar ve tabanlıklar olduğu unutulmamalıdır. Hastalarda tedavinin aşamalı bir tedavi olduğu, egzersiz programlarından fayda görmeyen hastalarda fizik tedavinin, fizik tedaviden fayda görmeyen hastalarda enjeksiyonların ve enjeksiyonlardan fayda görmeyen hastalarda gece atelinin kullanımının sırasına uygun bir şekilde tedavinin planlanması en önemli başarı kriteridir. Bugün sizinle topuk ağrısını tartışmaya çalıştık. Şimdi sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız beraber. Topuk ağrısı özellikle ayak yapısında düz tabanlık ve yüksek kavis problemi olan kişilerde sık görülmektedir. Ancak bugün biliyoruz ki kilo problemi olan kişilerde, gebelik döneminde, romatizmal hastalıklarda topuk ağrısı çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkabilmekte. Ayrıca ayağına uygun ayakkabı giymeyen kişilerde de topuk ağrısının çok net bir şekilde ortaya çıktığını biliyoruz. Topuk ağrısı probleminde genellikle birkaç faktör bir araya gelip topuğa binen yükün artmasına yol açmakta ve topuk etrafındaki kasların yükü taşımak nedeniyle kalınlaşması onların esneklik kaybına yol açtığı için problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Lütfen unutmayın, topuk ağrısı probleminde aslında ana problemimiz ayağın altındaki bir tane kasın kısalmış olması. Ve bu kası dışarıdan yapacağımız herhangi bir ayağa süreceğimiz ya da ayak üzerine süreceğimiz lokal bir şeyle uzatmamız mümkün değil. Bu kasın uzamasını sağlamak amacıyla yapılması gereken egzersizler tedavinin ana prensibidir. Dışarıdan uygulanacak, sürülecek ya da kullanacak olan doğal çözümlerin belki ağrıyı ortadan kaldırmakla ilgili artı değerleri olabilir ama kasın uzamasını sağlayacak olan bir yeteneklerin olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu tedavide ana seçeneğin kas uzatma egzersizi olduğunun altını çizmekte fayda var. Aslında buradaki önemli olan nokta hastanın ayak yapısına göre uygun ayakkabıyı giymesidir. Bugün biliyoruz ki düz taban olanlarda ve yüksek kavis problemi olan kişilerde uygun ayak yapısında ayakkabıların tercih edilmemesi topuğun yük altında kalmasına ve yük altında kalan topukta da topuk ağrısı probleminin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Buradaki önemli olan nokta ayak yapınızın nasıl bir yapı olduğunuzun tarafınızdan öğrenilmesi, bir ortopedi uzmanıyla ayak yapınızın hangi yapıda olduğu ve ona uygun hangi ayakkabıyı tercih etmesinin gerektiğini tartışmanız gerekmektedir. Uygun ayakkabı kullanımı topuğun yükten kurtulmasına ve topuk ağrısının oluşmasına engellemekteki en önemli noktalardan bir tanesidir. Topuk ağrısı probleminde ana problem kasın kısalığı olduğu için hastalar eğer uygun egzersiz yaparlarsa yürüyüş yapmalarında herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Önemli olan nokta yürüyüş mesafeniz arttıkça yapmanız gereken egzersiz sayısını arttırmanız gerekliliğidir. Gün içerisinde ne kadar çok hareket ediyorsanız bu kası o kadar çok kullandığınız için kasın esneme egzersizlerini o derece fazla yapmanız gerekecektir. Çok sık gelen sorulardan bir tanesi. Biz biliyoruz ki özellikle romatoid artrit gibi, spondilartrit gibi romatizmal hastalıklarda çift taraflı topuk ağrısı görülmesi son derece tipik bir bulgu. Bir hastada eğer her iki ayakta aynı anda başlayan topuk ağrısı problemi varsa muhakkak bir romatizmal hastalıktan şüphelenilmesi gerekmektedir. Özellikle germe egzersizi olarak adlandırdığımız egzersizleri evde düzenli bir şekilde yapmak tedavinin ana prensibini oluşturmakta. Bu işlemleri yaparken genellikle ayağın altına alınan bir cam şişenin ya da bir plastik şişenin, bir tenis topunun ayak altında plantar fasya adını verdiğiniz bu tendonun üzerinde uzatmak üzere egzersizlerin yapılması, germe bantlarıyla, bornoz kemerleriyle ayağın kendine doğru çekilerek yapılan ayağın uzatmasına, germesine yarayan egzersizlerin yapılması tipik olarak egzersiz programlarının ana temelini oluşturmaktadır. Evet, aslında bazı hastalarda tedavi yapılmadan da 9-12 ay içerisinde topuk ağrısının kendinden geçebildiğini biliyoruz. Ancak burada bu süre çok uzun olduğu için hastalarda süreci hızlandırmak adına egzersizlerin yapılması ve ayakkabı kurallarının uygulanmasının önemli bir nokta olduğunu altını çizmekte fayda var.
Bugün sizlerle topuk ağrısını tartışmaya, tedavileri size anlatmaya çaba sarf ettim. Topuk ağrısı probleminde egzersizlerin öneminin olduğunu altını bir kez daha çizmek istiyorum. Lütfen ayaklarınızın değerini bilin, ayaklarınız için uygun ayakkabılar kullanmayı unutmayın. İyi günlerde görüşmek dileğiyle.